Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bir spor stüdyolarına 4 Ocak Salı günündeyiz ve her zaman olduğu gibi Uğur MK ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler iyiyiz biz de. Değerli izleyenler ekranlarınıza son dakika gelişmesi olarak yansıdı. Biz yayına girmeden 1-2 dakika önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bir e, sosyal medyadan açıklaması oldu. Biz de hızlıca okumaya çalıştık ama doğrusu hepsini okuyabildiğimi söyleyemem. İsterseniz biz de bu noktadan başlayalım. Uğur Bey, neden? Tabii. Çünkü bu sabah gazetelerde bazı haberler vardı. Fatih Terim şöyle bir açıklama yaptı. Sonradan nasıl haberler yayınlandığını da e, paylaşacağız sizlerle. E, Fatih Hoca diyor ki, Son günlerde hakkımda yapılan haberleri belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkat gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil. Her sezonun belli bölümlerinde mevsimsel olarak kendisini tekrar eden mevsimsel olarak kendisini tekrar eden Benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim. Galatasaray'da yaşadığımız birçok başarının ardından sezon başında sayın başkanımız liderliğinde yönetim kurulumuzla birlikte Galatasaray'ın yalnızca bugününü değil geleceğini şekillendireceğini düşündüğümüz Türkiye şartlarında pek de kolay cesaret edilemeyecek bir proje için yola çıktık. Bu yolculuk esnasında yüzleşmemiz gereken sayısız zorluk olduğunu. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi adına büyük fedakarlıklar yapılması gerektiğini, toleransın neredeyse hiç olmadığı bir futbol ikliminde skor kadar geleceğe endeksli bir takımı, isimleri Galatasaray'la beraberken herkesin sürekli başarıya alıştıran, herkesi sürekli başarıya alıştıran insanlar olarak tüm futbol kamuoyuna kabul ettirmenin hiç de kolay olmadığını biliyorduk. Bu sonunda kulübün geleceği adına kendi ismini, kariyerini riske etmekten çekinmeyecek kadar cesur insanların seçeceği ve sonuna kadar arkasından gideceği bir yoldu. Yani kendisini kastediyor herhalde burada Fatih Hoca. Ee, tekrar okuyorum. Bu sonunda kulübün geleceği adına kendi ismini, kariyerini riske etmekten çekinmeyecek kadar cesur insanların seçeceği ve sonuna dek arkasından gideceği bir yoldu ve bu yola Sayın Başkanımızın desteği, yönetim kurulumuzun teveccühü ve taraftarımızın güveniyle hep beraber çıktık. Ayrıca diyor Galatasaray'a e, pardon şuradan alıyorum. Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye aitse <laughs> o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar da Galatasaraylıyım. Ancak demiş. Galatasaray'ın geleceği futbolun geldiği sosyal ve kültürel ortamda kendi yıldızlarını üreteceği, ekonomik anlamda geri dönüşü olan, kulübümüzün mali yapısını dengeleyecek oyuncular üzerinden bir strateji oluşturacağı, aynı esnada büyük hedefler için yarışmaktan geri durmayacağı bir projedir. Takımımıza çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Bunun için yılmadan bir paragrafı atladım. Bunun için yılmadan, yorulmadan ve vazgeçmeden sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan Sayın Başkanımız, bu cümle önemli herhalde, tüm desteğinin bizimle olduğunu paylaşan sayın başkanımız ve yönetim kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim. Saygılarımla Fatih derim. Diyor ki özetle benim anladığım bilmiyorum e, siz ne dersiniz e, Uğur Bey? E, yazılıyor, çiziliyor. Ancak biz bu yola Herkesin haberi vardı biz bu yola çıkarken mali ve ekonomik koşullar doğrultusunda geleceğe yatırım yaptık. Genç oyuncuları tercih ettik. Bundan başkanımızın da yönetim kurulumuzun da bilgisi ve de onayı vardı. Evet şu anda istediğimiz noktada değiliz ligde ya da <laughs> kupada, futbol olarak, puan olarak her neyse. Evet istediğimiz noktada değiliz ama bunun geri dönüşü olacaktır diyor. Zaman istiyor. Ayrıca şurayı tekrar okumak istiyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Tüm desteğinin büyük hayal kırıklığı, sezon içinde yaşanılan en büyük hayal kırıklığı sonrasında dahi tüm desteğinin bizim de olduğunu paylaşan Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun göstereceği sabır ve inisiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim. Ee, şu anda yönetiminde, başkanında, yönetiminde, yönetim kurulunun da desteği benim arkamda. Eğer ki ben bazı şeylerin doğru gitmediğini ve düzelmeyeceğini düşünecek olursam zaten bırakırım diyor. Peki Fatih Terim'i bu açıklamaya açıklamayı yapmaya iten haberler neydi? Ee, haberler demeyeyim ona dedikodular. Elbette doğal olarak Galatasaray ve Fatih Terimse konu bazı şeyler yazılır, çizilir kaçınılmaz olarak. Ee, gazetelerde de internet sitelerinde de her yerde bu haberleri rastlayabilirsiniz. Biz Sabah gazetesinden okuyacağız sizlere. Aslan'da sular ısınıyor bu başlığı atmış. Diğer gazetelerde ya da internet sitelerinde benzer farklı başlıklar var. Galatasaray'da Florya ile Aslantepe arasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Burak Elmas Fatih Terim'den teknik kadrosunu yenilemesini istedi. Konu Florya'da çok rahatsızlık yarattı. Bir süredir yazılıyordu, çiziliyordu bu konu. Necati Ateş ile Selçuk İnan'ın başkan tarafından yetersiz bulunduğu ve hoca tarafından değiştirilmesini istediği belirtiliyordu. Dünkü görüşmeden bu sonuç çıktı diye yazılmış. Transfer dönemi için Fatih Terim'e söz verilmedi. Yönetimde çoğunluk ne gerek var transfere dedi. Fatih Terim'in ekibinden transfer yetkisi alındı. Bu işlere Başkan Burak Elmas ve onun belirleyeceği isimler bakacak. Mevcut transfer operasyonlarını yöneten iki isim ile onların biraz daha pasifize edileceği yazılıyordu. Dün de okumuştuk. İkinci yarı ve Avrupa'daki gidişat Fatih Terim'in durumunu belli edecek. İstifa ise sürpriz olmaz. Alt başlıkta bunlar yazılmış. Şimdi uzun uzun şuradan bakayım. Yani neler oldu neler yaşandı diye de süreci e, özetlemiş. Ama alt başlıklar herhalde dünkü görüşmeden Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dünkü görüşmesinden yansıyan notlar olarak herhalde şu dört tane alt başlığı okumamız başlıkla beraber yeterli. Bu açıklamayla. Fatih Hoca'nın yaptığı bu açıklamayla örtüşüyor herhalde. Sebep, sonuç diye bakabiliriz değil mi? Galiba öyle. Galiba, Galiba öyle. Hali. Ama e, şimdi Fatih Hoca diyor ki yönetim başkanın ve yönetimin desteği benim arkamda. Gazetelerde yani biz burada okuduk ama diğer sayfaları da diğer gazeteleri de okuduk. E, orada ifade edilenler çok fazla öyle değil gibi görünüyor. Yani biraz daha e, nasıl demek lazım onu cümleyi doğru kurabilmek adına genelde haberler yönetimin çok arkasın, arkasında durmak demeyeyim de. Fikir ayrılığı var. Ya, bravo en doğru şey oldu ifade oldu fikir ayrılığı olduğu yönünde. Bravo en doğrusu çünkü Fatih Hoca diyor ki fikir ayrılığımız yok. Açıklamasında. Evet ama haberler haberlerde önde evet. evet haberler iddialarda önde fikir, önde. fikir ayrılığı olduğu belirtiliyor. Bravo. Bence çok boyutlu bir mesele bu. O yüzden rica ediyorum şimdiden söyleyeceklerimin cümle cümle bağlamı içerisinde evet, paylaşılması ...ifade eksikliği yaratacaktır. Yani konteksten koparmadan. bağlamından koparılmaması ricasında bulunuyorum. Bu konuda bizim web sayfamız ve sosyal medyamız çok başarılı. Onlara teşekkür ederim bu konuda. Şimdi bu mesele bence çok boyutlu, çok katmanlı mesele. Evet. bir mesele. Birçok mesele gibi aslında. Futbol biraz iktisat problemine benziyor. İktisat okuyanlar bilirler. İktisatta bir problemde çok fazla bilinmez vardır. A, B, C, D, X, T, Z, Y ve aslında net bir sonuçta yoktur. Çoğunlukla. Bunu okula başlarken söyleseydiniz bu kadar korkmazdık matematikten. Net bir sonuç yok. Takılın kafanıza göre değil. Evet iktisat biraz öyledir, ekonomi biraz öyledir. Futbolda öyle. Aynı sorunun birden fazla doğru cevabı olabildiği gibi hiçbir doğru cevabı da olmayabilir. Ya da birbirine çok zıt gözüken iki teorinin ikisi birden doğru olabiliyor futbolda. Doğru. O yüzden bu meseleyi de farklı boyutlarıyla farklı katmanlarıyla ele almak lazım. Aynen Vito Pereira ve Sergen Yalçın konusunu ele almış olduğumuz gibi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın süper tiki ilk kere performansları birbirine benziyor. Fenerbahçe bir tık daha iyi. Ee, Galatasaray, Beşiktaş bir tık daha kötü olmak üzere. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş teknik adam değişikliğine giderken Galatasaray'ın tek direktörle devam etmesinde herhalde şöyle bir fark olduğunu altını çizmemiz gerekir. Avrupa Kupalarına bir başarı. Değil mi? Yani. Yani Türk futbolunda e, bu sezon Beşiktaş Avrupa Kupalarında umduğunu bulamadı. Fenerbahçe bence kategorisi itibariyle çünkü Olympiakos'ta benzer kategorideydi. Aşağı yukarı bütçeler ve takım kaliteleri benzerdi. Kategorisi itibariyle o da bekleyeni veremedi. Avrupa Konferansı Ligi'nde devam ediyor neyse ki ama gruptan istenim olamadı. Ama Galatasaray zor bir grupta. Lazio, Marsilya, Lokomotiv zor bir grupta. Biri 300 milyon liginde, biri 200 milyon liginde, biri de Galatasaray'ın ligde olan Lokomotif'le yarışıp namalup o gruptan lider çıktı. Şimdi bunu görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla Pereira, Sergen Yalçın, Fatih performansını ilk yarı itibariyle değerlendirirken üçünü ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Fatih Terim'in cebinde bir Avrupa başarısı var. Sergen Yalçın cebinde bir geçen yılki şampiyonluk vardı. Pereira'nın cebinde bir şey yoktu. Pereira'nın cebinde sadece Fenerbahçe'de yaratmak istediği yapı, üretmek istediği yapı ve onunla ilgili aldığı alamadığı netice vardı. O yüzden eleştirilerin belki dozajı orada ayrışıyor. Fatih Hoca'nın da cebinde Avrupa başarısı olduğu için şu anda şu aşamada sezon ortası Fatih Terim'le ilgili bir değişiklik yapılacağını çok zannetmiyorum. Yani teknik adam değişikliği yapılacağını çok zannetmiyorum. Ama enteresan bir şekilde Türkiye'de bu konularda iki seçeneğe ayrışıyoruz. Ya hocayla kayıtsız koşulsuz devam etmek, yani onu bir yarı tanrı mertebesine koymak, her dediğini doğru kabul etmek ya da her dediğini yanlış kabul etmek ve hocayla yolları ayırmak. Yani teknik adamlarla yolları ayırmak. Bence burada bir gri var. Yani ya siyah ya beyaz penceresinden bakmamak lazım mesele. Yani kimisi bembeyaz bakıyor. Fatih Terim'in UEFA kupası var. Fatih Terim'in Galatasaray'da 8 tane şampiyonluğu var. Fatih Terim'in Galatasaray tarihinde yepyeni yüzlerce sayfa yazdı. Bunlar doğru. O yüzden her Kimsenin söylediği doğrudur. Yok zaten. Hayır. <laughs> bu değil. Kimsenin buna itirazı yok. Bu Fatih Terim bu sezonki performansını pürupak, eksiksiz, hatasız yapmaz. Kimisi de açıklamaz. bambaşka. Evet, açıklamaz yeterli kalmaz. Kimisi de bambaşka pencereden bakıyor. Galatasaray'ın sezonluk performansı ortada. Dolayısıyla Fatih Terim devam etme bile. En az bunun kadar bu da yanlış bana söylerse. Dolayısıyla burada Galatasaray yönetim kurulunun yaklaşım biçimi eğer medyada yazıldığı gibiyse bana makul görünüyor. Mesela deniyor ki medyanın iddiası Galatasaray yönetim kurulu Fatih Terim teknik ekibinde değişiklik istiyor. gelişirme istiyor. Bana mantıklı geliyor ve bunu şu noktada ifade etmek zorundayım. Lütfen bağışlayın. Çünkü sizsiniz Sanırım bunu ilk dile getiren benim. Yani Galatasaray ile ilgili eleştiriler, problemler ufak ufak su yüzüne çıktığında ya Fatih Terim teknik ekibi geliştirilemez mi? Fatih Terim her sene ceza alıyor. Yokluğunda ve, ce da hep kayıp oluyor. Yokluğunda da hep kayıp oluyor. Bir zamanlar Hasan Şaş ve Ümit Davala vardı. Ondan önce Müfiter Kasap, Eser Öz Altındere vardı. Milli takıma gidersen Avrupa Şampiyonası'nda Tuncay'la, Hamit'le, Nihat'la gitti. Ama yanındaki beraber çalıştığı tek direktör adaylarından herhangi birinin de bu mesleğe başarıyla devam ettiğini görmedik. Hatta şu örnekleri vermiştim. Okan Buruk Abdullah Avcı'nın yanında çalıştı. Doğru. Erol Bulut Abdullah Avcı'nın yanında çalıştı. Tayfun Korkut Abdullah Avcı'nın yanında çalıştı. Birisi Gaziantep'i çalıştırıyor. Birisi Başakşehir'i şampiyon yaptı. Birisi Erta Berlin çalıştırıyor. Ersun Yanal'dan yine örnek vermiştim. Ersun Yanal zamanında 90'ların sonunda 2000'lerin başında çıkış yaparken yanında merhum Tevfik Lav. Özcan Bizati, Mesut Bakkal gibi isimler vardı. Hepsi Süper Lig'de çalışıyor. Hepsi Süper Lig'de direktör oldular. Şimdi Fatih Terim'in, Fatih Terim gibi ikonik bir ismin altından gelen hiçbir kimse Süper Lig'de direktör olmaz canım. Hiçbir kimse o seviyeye gelmez. Burada bir gariplik var. E üstelik de sürekli ceza alıyorsun. 35 maçlar seviyesine falan çıkmış aldığı ceza. Dolayısıyla Fatih Terim'in yardımcıları daha önemli hale geliyor. Şimdi yine yardımcıları Selçuk İnan, Necati Ateş. Yine bakıyorsun onun olmadığı maçlarda şu ana kadar çok bir fark yaratmadılar gibi görünüyor. Dolayısıyla bu pencereden Farioli iddiası olmuştu mesela. Bu pencereden yönetim kurulunun baktığı açı bana çok yanlış gelmiyor. Fatih Terim'in şimdiye kadar çarpışacağı, fikir yarıştıracağı, Fatih Terim'in düşündüğünden daha farklı düşünen teknik ekip üyesi bulmakta ben güçlük çekiyorum. Hepsi Fatih Terim'in talebesi gibiler. Bu, Peki öyle fikir ayrılığı veya fikir çarpışması olacak gibi gelmiyor bana. Bu Fatih Terim'in varlığının doğal sonucu. O sürecin doğal sonucu. Çünkü Fatih Hoca'nın öyle bir isimle çalışacağını ya da öyle bir ismin Fatih Hoca'yla kolay kolay çalışabileceğini düşünür müsünüz? Mevcut şey içerisinde, hakimiyet içerisinde. Anlıyorum. Gayet o, iyi o anlıyorum. O sürecin doğal sonucu. Ama Alex Ferguson'ın yardımcısı Carlos Hiçbir Koyalos, yok. Portekiz milli takımını çalıştırdı. Hiçbir itirazım yok. Dahası Real Madrid'e gitti Alex Ferguson'ın yardımcısı. Benimkisi tespit sadece. Gayet iyi anlıyorum ama globaldeki örneklere bakın. Guardiola'nın yardımcısı Mikel Arteta şu anda Arsenal çalıştırıyor. Doğru. Hafta sonu Manchester City çok zor durumlara düşürdü. Ve bence hakem hatalıydı. Ödegard'ın penaltısını vermemekte. Ödegard'ın penaltısını verseydi belki de Mikel Arteta'nın takımı Guardiola'nın takımını alt edecek. Ha, bir galibiyetle bir şey değişmeyecek tabii ki. Yine City lider olacaktı ama Arsenal'ın şu anki çizgisinde, şu anki hikayesinde önemli bir kilometre taşı olacaktı. Ve belki yani, puan farkı biraz daha kapanmış olacak. Evet. Diğerleri de de. Klopp bu hafta e, Covid pozitifti. Yardımcısı Peplin ders çıktı. Çok büyük bir tek direktör olacağına bence şüphe yok. Tuhel Nagelsmann'ı futbolu bıraktığında geldi. Analist olarak yanına aldı. Nagelsmann şimdi Tuhel'i belki geçti. Veya geçmeye zorluyor. Geçti diyemeyiz ama geçmeye zorluyor. Bu bayrak gelişi yani özetle. Evet. Çok büyük tek direktörler yanında çok ciddi yardımcılarla çalışmıştır. Fikir alışverişte bulunmuştur. Oradan daha büyük tek direktörler çıkmıştır. Aynen Fatih Terim'in Sepion Tekin yardımcısı olduğu ve sonra milli takıma devraldığı gibi. Aynen e, Mustafa Denizli'nin Dervan'ın yardımcısı olduğu ve sonra Galatasaray devraldığı gibi. Yani bugün Türk futbolunun büyük tek direktörlerinin hikayeleri zaten böyle başlamıştır. Eğer Şene Serzik Futbol Federasyonu Piyontek'in yanına Terim'i koyup Piyontek Terim Okulu'ndan Fatih Terim çıkarmasaydı belki Fatih Terim'in hikayesi bu kadar kolay gelişmeyecekti. Fatih'in böyle bir okuldan geldi. Sepiontek belki yeni nesil çok iyi bilmeyecektir Sepiontek ismin değerini. Bilmeyenler lütfen Wikipedia'dan faydalansınlar. Danish Dynamites Danimarkalı dinamit takımı yaratan adamdır Sepiontek. Avrupa şampiyonasına imza atan Avrupa futbolunda başka bir hikaye yaratan, başka bir kültür yaratan adamdır. Sepiontek geldi. Türkiye milli takımı. çok başarılı olamadı doğru. Ama ondan sonra Fatih Terim onun bıraktıklarıyla, onun ektikleriyle biçti. Bir anlayış bıraktı. Bir anlayış bıraktı kesinlikle. Bir, bir mantık bıraktı. da bıraktı. Vizyon bıraktı ve Fatih üzerine koydu. Çok büyük başarılar kazandı. Bugün Piyontek Terim hikayesini Terim'le başka bir yardımcısı için anlatabiliyor musun? Kurabiliyor musun? 30 yıldır Fatih Terim tek direktörlük yapıyor. Fatih yanından gerçekten de ben, ben hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa söylesin. Büyük bir tek direktör çıktı mı? Şimdi bunu söylediğin zaman yalan söylemiş mi oluyorsun? Ya yani? elbette değil tabii ki. Fatih Terim 8 tane şampiyonluk kazandı, UEFA kupası kazandı, milli takımda çok büyük başarı elde etti. Şahitlik ettik, ona hep beraber sevindik. Bunları yaptı diye eleştirilemez mi? Ya memleket her şey kutsal. Yani ben meslek hayatıma başladığımdan beri bu kutsamayla savuşuyorum. Az önce söz dönem, yapayım. Dönem dönem hep söyledim. Ya bu memlekette her şey kutsal. Ya her şey kutsal olmaz Dokunulmaz memlekette. Dokunulmaz yani. Dokunulmaz. Yani futbolda bir tek direktör, bir futbolcu, bir futbol adamı, bir başkan. Aziz Yıldırım da dokunulmazdı. Fatih'ten de dokunulmaz. Arda Turan'a dokunulmaz. Emre Belezo'lu dokunulmaz. Ya neden dokunulmaz olsun ki bunlar? Neden neden eleştirilemez olsun? Eleştirdiğin zaman ya şucu ya bucu olmak zorunda kalıyorsun. Ya bunlar da insan evladı değil mi arkadaş? Bunlar İnsanız da insan evladı. Hata yaparız Hepimiz zamanda. gibi hataya açık değil mi? Beşer Hataları neden dile getirilemiyor? Neden söylemiyor? Neden şucu bucu olmak zorunda kalıyorsun? Maalesef şu anda Fatih'in hikayesinde eminim şu an sosyal medyadaki yeni nesil böyle ele alıyor. Çünkü dünyaya başka pencereden bakmak öğretilmemiş. Maalesef yeni nesil bakın vardı sonuçla ilgili değil benim mesela. Haklı bulabilir terim ya da haksız bulabilir. Ben yolla ilgiliyim. Yöntemlerinde sıkıntı var. Bu çocuklara okulda galiba doğru yöntem öğretilmiyor, sorgulama öğretilmiyor. Bilimin temelinde şüphecilik var. Eğer bilim adamları, filozoflar şüphe etmeselerdi, felsefe de gelişmezdi, bilim de gelişmezdi. Lütfen İnandığınız doğrulardan şüphe edin. Doğrularınıza tapmayın. Doğrularınızdan şüphe edin. Emin olun ve tekrar inan. Daha güçlü inan. Diyecek bir şeyim yok. Diğer Ama şüpheden vazgeçmeyin. Bir evet. Şüpheden vazgeçmeyin. Yani her şeyi kutsamayın. Lütfen. Burada da yine öyle bir durumdan karşı karşıyayız. Bugün muhtemelen sosyal medya ikiye bölünecek. Her meselede ikiye bölündüğü gibi. Çok uzattım. Yok estağfurullah. Fatih Terim'in açıklamasını az önce okuduk. Sosyal medyada zaten kendi sosyal medya hesabından da paylaşmış. Merak edenler, ben sadece bir paragraf atladım daha hızlı bitirebilmek için. Hani ana fikri değiştirmeyen bir bölümdü. Dediğim gibi giriş gelişme sonuç olarak önce bu sürece nasıl gelindiğini, evet şu anda başarısız olunduğunu ve eğer bu sürecin döndürülemeyeceğine inansa, inanırsa eğer, kendisinin görevi bırakacağını ve son kısmında da açıklamasının son kısmında da Galatasaray Başkanı'nın ve yönetiminin şu anda arkasında olduğunu ifade ederek bitirmiş açıklamasını. Ve dedik ki az önce gazeteden de okuduk. Diğer taraftan yazılanlar çizilenlerse Fatih Hoca'nın açıklamalarıyla örtüşmüyor. Daha çok fikir ayrılığı sizin çok güzel tespitinizde en temiz haliyle fikir ayrılığı olduğu yönünde. Şöyle bir, bir detay var orada. Sade buyurun. Yarışmacı gelişmeci meselesi var. Açıklamaların içinde. Fatih'in diyor ki biz diyor yani oradaki tam sözcükleri belki siz tekrar ifade edebilirsiniz. Aç Fatih Yarışmadan ziyade bu sezon gelişmeye odaklandık ee, özetiyle açıklanabilecek bir bölümü var. Hemen şuradan buluyorum tekrar. Diyor ki ben diyor bir kupa fazla almak falan o geçiyor içinde. Benim Orada değilim o noktada değilim diyor. Bir dakika. Ben de bulma. Ha buldum. Sondan ikinci paragrafı tekrar Aynen. okumanız mümkün mü? Galatasaray Galatasaray'la Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak. Veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşamaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir. Burası önemli değil mi? Ee, yukarıda da yine benzer vurguyu yapıyor. Biz bu sezon yola yatırım amacıyla çıktık evet. ve o yüzden gençleri tercih ettik. Ve bunu tercih ederken başkanımızın ve yönetim kurulumuzun da haberi vardı. Bu onaylandı bu plan diyor. Acaba Galatasaraylılar... Galatasaray taraftarı ve Galatasaray camiası her ikisini kastediyorum. Yani hem kongre üyeleri hem de taraftarı Galatasaray'ın hani bu sezonu yarışmacıdan ziyade gelişmeci bir perspektifle ele alını farkında mı ya da bunu onaylıyor mu? Orada bir fikir ayrılığı var sanki. Okuduğumuz ve de anladığımız ya da iddialar, dedikodular vesaire gördüğümüz, duyduğumuz her neyse toplamına baktığımız zaman benim anladığım Galatasaray yönetimi Fatih Terim'e git falan demiyor. Ancak düzeltilmesi gereken, yoluna konması gereken bazı hususlar var. Bunları yoluna koyalım. Daha huzurlu çalışalım. Diyor özetle. Değil mi? Ben de ya katılıyorum. Bu da çok böyle daha şey sahip, kopacak, evet. fırtına kopacak bir durum değil yani. Evet iş, yoluna gitmeyen şeyler oldu. Açık değil mi? Sadece sadık sonuçlardan bahsetmiyoruz. Çünkü söze başlarken belirttiğiniz gibi Avrupa'da başarılı. Evet. Mesele o değil. Mesele işlemeyen bazı şeyler var. Yönetim de bunlara dikkat çekiyor. Bunları düzeltelim, bunları yapalım diyor. Benim anladığım. Benim de anladığım Yani makul bir şey bulunabilir. yani Galatasaray'da de suları sunuyor, o ısınır. Her kulüpte olur bunlar. Profesyoneller çalışıyor. Benim de anladığım Karar alınma sürecinde işler zorlaşır. Biliyorsunuz önemli kararlar alınma sürecinde tartışmalar yaşanır, herkes fikrini söyler. Yer yer o tartışmanın şeyi yükselir, ateşi yükselir, heyecanı yükselir ama mühim olan şey yolunda, çözüm yolunda Kolektif akılla ortaya bir şey koyabilmektir. Çözüm öyle ya da böyle. Bir çözüm koyabilmektir. Bazen bulduğunuz çözüm doğru sonucu vermeyebilir. Evet. Aynen Fatih Hoca'nın sezon başında öngördüğü ve şu anda alamadığı gibi. Şimdi Fatih Terim'in bu dördüncü çalışma dönemi Galatasaray'da. İlki dört yıldı, ikincisi iki yıl diyebilirsin. İki sezon tamamlayamadı. Üçüncüsü yine dördüncü sezonda bitti. Ünal Aysal dönemi. Evet. Bu da 5. sezonu galiba. 2 şampiyonluk kazandı. Sonra ikisini kazanamadı. Bu da galiba 5. sezonu yanılmıyorsam. 4 artı 2 artı 4 artı 5 bazıları tamam değil. Yaklaşık 15 sezon Fatih Terim'in çok ciddi bir sayı. Evet. Yaklaşık diyorum yarım sezonlarla beraber. Belki 1-2 hesap hatası da yapıyor olabilirim. 13-15 diyelim hesap hatası yapmış olabilirim. Bağışlayın. 13-15 yıl bir kulüpte çalışmış bu kulübe 8 tane şampiyonluk bir tane de UEFA kupası ve Türkiye'nin tarihindeki ilk ve tek UEFA, kupasını kazandırmış bir takım bir tek direktörün yaşça da büyük Türk futbolunda tarih yazıcısı tabii ki karar alma mekanizmasında başkanla yönetim kuruluyla beraber hareket edebilir. Yani ben Arsene Wenger'in, Alex Ferguson'ın, Lobanovski'nin, Giroud'un, Giroud'u bilmeyenler için Ökser efsanesi Giroud'u bir araştırsınlar. Onların hikayesine benzetiyorum. Giroud'u Ökser'i 3. kümeden alıp Fransa Lig 1'e taşımıştır. Fransa Kupası kazandırmıştır. Avrupa Kupası'na taşımıştır. Tabii ki Giroud'u kovamazsın öyle. Dilediğin gibi bir kilise takımı üyetindeyken öksert takımını bir Avrupa devine dönüştürmüştür. Tabii ki yönetim kurulu beraber konuşur, eder, karar alır. Sonra galiba yönetim kuruluna geçti zaten Giroud. Alex Ferguson'ın mühendisliğine yönetim kuruluna geçti gibi. Fatih Terim'le ilgili karar alma sürecinde de yönetim kurulunun yaklaşımı ben doğru buluyorum. Fatih Hoca ile beraber alırsın, Konuşursun, değerlendirirsin. Belki başka bir pozisyon verirsin. Aynen öyle. Çünkü bu kulübün yaşayan efsanesi. Aynen öyle. O şekilde değerlendirmen çok doğal. Yok zaten. Evet, Yani Ferguson gibi bakarsın, Wenger gibi bakarsın, Giroud gibi bakarsın terim hikayesine. Ama bir noktada terimin, Fatih Terim'in madalyonun diğer tarafından da bakabilmesi lazım. Bence o olgunluğa, o zekaya, o kapasiteye zaten ben şahsen tanıdığım için, şahsen de saygı duyduğum ve bildiğim biri olduğu için zaten sahip olduğunu biliyorum. Bakın hocam, Fatih Terim 50 yaşından sonra iki yabancı lisan öğrenmiştir. Alay ediyor sosyal medya. Çünkü bildikleri şey alay etmek. Sen bir 50 yaşına gel bakalım 50 yaşından sonra iki tane yabancı lisan öğren. Yani İngilizceyi evet bir basın toplantısı yaptı. Çok iyi bir şekilde kendini ifade edemedi. Veya İtalya'da alay etmişler. İtalyanca kendini çok iyi ifade etmiş. Tamam da yani şunu eklemek gerekmez mi? 50 yaşından sonra kaç tane insan iki tane yabancı lisan öğrenebiliyor? Yani Bu şeye de sahip dönüşebilen değişebilen bir figür Fatih Terim. Esnek. Derim. Fatih Terim üniversite mezunu değil Fatih. Evet. Bildiğim kadarıyla lise mezunu. Lisedeyken futbolculuğa başlamış. Türkiye'de her futbolcunun onun jenerasyondaki her futbolcunun yetiştiği yoldan yetişmiş. Adana kökenli İstanbul'a gelmiş ama kendini fena halde geliştirmiş. Dolayısıyla bence Fatih Hoca kendi hikayesine şu an dışarıdan bakılmalı. Soruyorum Sayın Terim, teknik ekibinizin ben gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yönetim kolu da böyle düşünüyor. Sizce de öyle değil mi? Bence öyle eğer bana soruyorsanız ama. Acaba o nasıl bakıyor? Demin söyledim ya. Bence pozitif bakmıyor. Fatih pozitif hocam. bakmıyorsa, setler koyuyorsa, esnemiyorsa futbol esnemeye gerektiriyor her anlamda. Çünkü değişiyor dönüşüyor hayat ve futbolda da değişiyor dönüşüyor. Hepimiz değişiyoruz, gelişiyoruz, dönüşüyoruz. Setler koyuyorsa, esnemiyorsa bu kendi Hikayesiyle ters düşer. Kendi başardıklarıyla ters düşer. Kendi yoluyla ters düşer. Çünkü Fatih Terim'in kendi yolu da değişme, gelişme yoludur. O yüzden bu kadar yıl hayatımız içinde kalmıştır. Değişmeseydi gelişmeseydi 30 yıllar hayatımızın içinde olmazdı. Bugün de değişmek, gelişmek zorunda. Hepimiz, Bugün gibi. de bunu yapmak Herkes zorunda. Hepimiz gibi. gibi. Futbol buna zorluyor. Guardiola programı hazırlarken söyledim sana. Manchester City'deki ilk sezonunda üçlü savunmalar, dörtlü savunmalar, ön liberoları stopere devişirmeler, santrforsuz oyunlar, Kompani ile sorun yaşadı, David Silva ile bir ara yaşadı, Agüero ile yaşadı. İlk sezonu böyle. Niye? Eksperimental bir noktaya, deneysel bir noktaya gelmişti. O kadar başarmış ki Barcelona'yla tüm futbol tarihinin <laughs> Ufuk en çizgisini büyük, açmaya çalışıyor. En büyük yani. takımı diyorlardı Barcelona. Evet. Bazen hala diyorlar. Tüm futbol tarihinin en iyi futbolunu oynattı Barcelona. Sonra Bayern Münih'le Ondan sonra gelmişsin City'ye. E City'nin hanesinde o kadar başarı yok. Dedi ki yani ben burada ne diyorsam o olacak. Sen yani o koşullarla geldi. Dolayısıyla ben burada deneysel işler yapacağım. Olmadı. Olmadı olmuyor. City çok uzun zamandır böyle deneysel işler yapmıyor. Guardiola değişmesi dönüşmesi gerektiğini fark etti. Niye şimdi klasik stoperler kullanıyor savunma göbeğinde? Uzun uzun zaman orada ön libero kullanmaya ısrar etti. Doğru. Niye Barcelona Mascherano'yu Mascherano kullanmıştı? Bayağı Münih Havi Martinez'i kullanmıştı. Başarılı olmuştu. City'ye geldi. City'de de bunu denedi. Olmadı. Başarılı olamıyor. Şu anda klasik stoperlerle oynuyor. Bildiğin kitapta stoper yazan stoperlerle oynuyor. Niye? Çok da verim alıyor. Çok da dörtlü savunmayla oynuyor çoğunlukla. Niye artık çok fazla deneysel iş yapmıyor? Çünkü değişmek gelişmek zorundasın. Guardiola olsan bile. Madalyaları eve sığmıyor. Kupaları eve sığmıyor. İşler yolu bulabilmen lazım. Özetle ve bunu adapte olabilmen lazım. Çünkü Klopp var karşında. Çünkü Tuhel var. Çünkü Mikel Arteta var, çünkü Conte var. Zorluyorlar. Herkes gelişiyor, herkes değişiyor, dönüşüyor. Sen de değişmek, dönüşmek, gelişmek, doğrularını sorgulamak, şüpheci bakmak zorundasın. Fatihlerim de doğrularını sorgulamak zorunda. Doğrularını sorgulamazsa doğrular değişiyor. Dedim ya futbol, nasıl başladım cümleye? Futbol bir iktisat problemi gibi. Aynı sorunun birden fazla doğru cevabı olabiliyor. Bir gün doğru dediğin öbür gün yanlış olabiliyor. 30 yıl önceki doğrular bugünkü doğrular değil. İki ayrı yoldan gidiyorsun probleme. İkisi de doğru çıkabiliyor. Bunların farkında olmak lazım. Dolayısıyla doğrularına futbolu tapamazsın. Bu klasik bildiğimiz matematik değil. Bunun farkında olmak lazım. Bugüne kadar ben hep çıkış yolunu buldum diye de düşünüyor olabilir ki kariyeri bunu söylemesine müsaade ediyor. Fatih Hoca'nın. Zaman zaman elbette sıkıntılar oldu. Ancak bunu söylemeye müsaade ediyor Fatih Terim'in arkasındaki e, kariyer. Ancak geldiğimiz nokta itibariyle söylediğiniz gibi bugünü tartışmıyoruz aslında. Mesele bugünün mevzusu değil. Mesele dünün mevzusuydu. Bugünün mevzusu geleceğin mevzusu. Bir şeyler değişmek mecburiyetinde. İsimlerden bahsetmiyoruz. Modellerden, yaklaşımlardan, angajmanlardan bahsediyoruz. Çünkü hayat değişiyor. Gençler farklı taleplerle geliyor. Belki daha tecrübeli isimlerin, daha farklı yaklaşımları buna ikimiz de ben de dahilim. Zaman zaman şaşırtıyor olabilir ama buna adapte olmazsan o zaman geride kalacaksın. Evet. Geride kaldığın zaman da çağ dışı olduğun zaman da işte yaptıkların sonuç almayacak, sonuç vermeyecek. Sir Alex Ferguson 25-26 sene ben Sunayet yönetti. O kadar çok şey başardı ki başardıklarıyla öyle bir çıta koydu ki Premier Lig'in ismini Alex Ferguson Premier Lig yapabilecek kadar. Ya ligin hikayesini tek başına yazdı. 13 tane şampiyonluk kazandı Premier Lig şampiyonluğu. Zaten iki Premier Lig'in hikayesi ne kadar? 30 olmadı daha 28 29. sezon. Son çalıştığı 20 yılda neredeyse 18 19 yılda hep birinci ikinci oldu. Çok az üçüncü oldu. Hep birinci ikinci oldu. Birinci olmadığında ikinci oldu. E şampiyonlar ligi şampiyonlukları yanına ekledi Avrupa başarıları da var 3 defa nesil değiştirdi her nesil değiştirdiğinde bir sarsıldı kulüp takım bir sarsıldı soyunma odası bir sarsıldı dokunulmazlığa vardı soyunma odasına onlara dokundu David Beckham İngiliz futbol tarihinin değil sadece spor tarihinin en büyük figürlerinden biriydi bir gün antrenmana geldi Alex Ferguson normalde rutin bir antrenman günlük bir antrenman o kadar gazeteci olmaz bir gazeteci ordusuyla karşılaştı ne oluyor burada dedi yanıt alamadı içeri girdi Antrenman sahasına öğrendik kenardakilerden David Beckham yeni saç modeli yapmış tıraş olmuş bereyle antrenman yapıyor bereyi çıkaracakmış bereyi çıkardığı zaman çekeceklermiş o yüzden o kadar gazeteci toplanmış oraya Beckham'a dedi ki içeri git bu antrenmanda seni istemiyorum zaten sonra yolları da ayrıldı David Beckham Real Madrid'e gitti soyunma odasında bir krampon fırlatma adresi falan evet. yaşandığı söyleniyor krampon fırlatma pizza fırlatma her neyse çeşitli tevatür var bununla ilgili Bunları başardı Alex Ferguson. Dokunulmazlara dokundu. 3 ayrı nesille üç defa ayrı ayrı zirve yaptı. Doğrularına tapamazsın. Alex Ferguson tapmadı. Bu yüzden 25-26 yıl bıraktığı zaman da şampiyon bir takım bıraktı. Pekala bırakmaya da bilirdi. Yönetim kuruluna geçmeyebilirdi. Yani önümüzde böyle örnekler var. Değişmeyen, dönüşmeyen kalıcı olamaz. Benim anladığım kadarıyla çözülmez bir durum yok. Oturulacak, konuşulacak. Her şey çünkü Yine sizin söze başlarken belirttiğiniz gibi öyle bir ateşle ve öyle karşı tarafı saymaz bir yaklaşımla karşı tarafın düşüncesini tanımaz bir yaklaşımla e, davranıyoruz ki konuşuyoruz ki ya da düşünüyoruz ki ya öyle ya böyle ya siyah ya beyaz her şey böyle olmak zorunda değil kavga etmeden de e, bağırışıp çağrışmadan da ...tartışılabilir, konuşulabilir, bir orta yol bulunabilir. Eğer ki Galatasaray Fatih Terim Galatasaray'da ayrılırsa bu ilk ayrılık olmayacak herhalde. Eğer ki yollar ayrılırsa ilk defa olmayacak. Hiçbir şey, söyleyin isim Fatih Terim dahi olsa... kulüplerin ...kulüpler tarihin malı çünkü. Bizlerin değil, insanların değil. İnkar edilemez bir kariyer var ortada. Çözüm bulunacaktır, orta yol bulunacaktır. Bir hal çaresi bulunacaktır diye düşünüyorum ancak öbür türlü de olursa zaten Fatih Hoca kendisi söylemiş net bir şekilde. Hani ben eğer tıkandığını düşünecek olursam ben bırakırım zaten önünde olmam ben bu kadar Galatasaraylıyım diye. Sadece tartışmanın şeyini biraz düşürürsek eğer eğer hakikaten yazıldığı çizildiği kadar hararetliyse konu onun dozunu biraz düşürebilirsek sakin sakin herkes düşünüp en doğru kararı verecektir. Katılıyorum. Yani düzeltilecek şeyler var. Kararı... Düzeltilir ayrılık kararı alınacak bir nokta değil. Zaten. Yani. Ama bir takım rötuşlar yapılabilir. Mesele o zaten başlarken de belirttik. Benim anladığım her iki açıklamadan da yansıyanlardan da her iki açıklamadan da Fatih Hoca'nın açıklamasından da yazılıp çizilenlerden de talepler var. Bunlar bir orta yol bulunacaktır yani. Ben de öyle hissediyorum. Sakin sakin konuşulup çözülür. Şampiyonluk yarışı için çok uzak kaldılar. İslam'ın üç büyüğü. Fenerbahçe Belki de bu 14. dönüşüm için doğru bir zamandır. Beşiktaş 18, Galatasaray 19 Görüşü puan geride de, kalmış. 19 puan geride kalmış. Yani Trabzon'un 7 kayıp yapması lazım. Galatasaray hiç kayıp yapmadığı takdirde. Şampiyonluk için çok uzak kaldılar. Ama Avrupa Kupaları ya Aradaki takımların aşağı. da Konya Sporu, Başakşehir'i vs. Hatay'ı. Bir sürü rakip var önünde. Onların da kaybetmesi lazım. Ama onlarla hani mesafe biraz daha tolere edilebilir. Mesela 3. ile Galatasaray'ın 6 puan fark var. Onlar biraz daha tolere edilebilir farklar ama liderler arasındaki fark korkunç. Dolayısıyla o şampiyonluk hedefi Galatasaray ve Eşiktaş'ın özellikle bayağı uzak kalmış. 1 e 19 1 e 18 puan geride. Ama Avrupa Kuparı hedefi var. Muhakkak ki. E bu sene Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmışsın. Gelecek sezon bunu sürdürme isteğin ihtiyacın var şüphesiz ki. Hani bu yönde konulur hedefler. Bir de konvansiyonel büyük San Türkiye'de yarışmacılığı bırakayım. Sadece gelişmeci olayım deme şansında yok. Bir miktar yine yarışmacı olacaksın. Yarışmacılığın dozajı her sene şampiyonluk değil. Bu Çünkü kadar, bir takım şampiyonluk. Ligde bu kadar olacağını Fatih Hoca'nın kendisi de tahmin etmiyordu muhtemelen. Etmiyordur. Alanya'nın gerisindesin. Gaziantep'in gerisindesin. Ligde böyle olacağını hiç öngörmemişler. Onların kadroları yani. senden iyi değil. Bir başarısızlık oldu ortada. Ama Avrupa kupalarında da müthiş bir şey var yani. Namalup. Aynen öyle. Grup liderliği var. Dolayısıyla o cepte Avrupa'daki bir sonraki maçta Mart'ta Dolayısıyla Mart'a kadar da ligde değişir düzeltme şansın var. Bir de Avrupa fiksürü gruplardaki gibi yoğun olmayacak. Bir de onun öncesinde de 6 tane önemli maçı oynadılar. Yani artı 6 tane grup oynadılar. Galatasaray bu sene yoğun bir fiksür oynadı. Ee, 12 Avrupa. 19 lig. Sezon başındaki o sıkışık bir de fiksür. Kupa, 32. Herkesi şey yapan, zorlayan. 2021'de yani takvimin 2021 kısmında 32 maç oynamış. Kaç ay? Ağustos'un Başına alırsak 5 ay. 5 ayda 32 maç oymuş. Az değil. Ama kalan 5 ay o kadar yoğun değil. 19 tane lig var. Kupa yok. Şu anda garanti olan 2 Avrupa var. Şu an 21 maç garanti. 21 maçın fazlası tabii ki inşallah olur Galatasaray i̇nşallah. umarım devam eder. Ama şu an 32 nereye? 21 nereye? İlk 5 ayda 32 maç oynamışsın. Sonraki 5 ayda şu anda 21 maç görünüyor. Belki 23 olacak, 25 olacak neyse. Daha iyi ele alınabilir. Daha iyi kontrol edebilir. Kadro genişliğinden daha iyi faydalanabilir bu ekonomi için düşünürler. Teknik ekip bence güçlendirilmeli Galatasaray'da. Ben ben de bu kanaatteyim. Yani başkan yönetim kurulu aynı kanaatteyim. İki gerekçem var bununla ilgili. Bir, fikir teatisi, fikir çarpışması, fikir alışverişi. Buna ihtiyacı var bence her kulübün. Her kulübün güçlü teknik ekiplere ihtiyacı var. Ya Emre Belözoğlu Başakşehir'e imza attı. İmza töreninde gördüm fotoğrafa sığmamışlar. 11 kişi mi teknik ekip? bunun hepsi taktik ekip benim hepsi taktik ekipmiş. Yani ekiplere ihtiyaç var. Ve bak, yeni nesil modeller böyle. Çünkü tek adam aklıyla hareket etme dönemi geçti. Neden geçti? Çünkü diğerleri çok adam aklıyla hareket ediyor. Kolektif bir akıl var. Değil Katkı mi? daha fazla dolayısıyla üretilen katma değer daha fazla. Ne olursa olsun bir istatistik, bir hareket yakalanması. Aa bak şurada şöyle bir eksikliği var. Aa bak burada böyle bir artı var. Bunu böyle yapabilir miyiz vesaire vesaire. Bunu da biz uydurmuyoruz. İzlediğimiz Liglerden görüyoruz. Aynen öyle. Teknik ekiplerden görüyoruz. Bir, bir gerekçem bu, ikinci gerekçem de yani Fatih Terim'in e sık ceza alması. Fatih Terim sık ceza aldıkça yardımcıların daha fazla tartışılması doğal değil mi? Fatih Terim Fenerbahçe maçında hakemle o diyaloğu kurarken hakeme hangi sözcükleri sarf ettiyse onları sarf ederken bu kadar ceza alacağını bilmiyor muydu? Fatih Terim'in yardımcıları mı tartışılıyor yoksa Fatih Terim'in kararı mı tartışılıyor? Bana sorarsanız Fatih Terim'in kararı tartışılıyor. Çünkü söze başlarken, ya, söze başlarken zaten yardımcı olarak yanında başlayan futbolcular, isimler nasıl diyeyim size hocanın çalışabileceği isimler. En başta söylemek istediğim oydu. Yani kuvvetli. Kuvvetli olmasına gerek yok. Nasıl söylemek lazım onu? Kendi kararını uygulayacak isimler. Ya da çalışma modelini bu şekilde tercih ediyor. <laughs> Fatih Aileden de. seçiyor genelde değil. Yani, yani. Bir ailesi var, yani, bir çevresi var, aile gibi. Çalışma onlar. modelini bilen, Fatih Hocanın çalışma evet. şeklini ve modelini bilen ve buna ayak uydurabilecek isimler diyelim. Ama bazen sizin söylediğiniz a aile içinde çarpışmak zor çatışma, olabilir. çatışmak zor olabilir. Fikir çatışması gerekiyor diyorsunuz ki ben de yüzde yüz sizinle aynı fikirdeyim. Özetle e, Uğur Bey şöyle toparlayacağım, e, aksi farklı bir görüşünüz varsa onu da belirtin lütfen. Talepler var düzeltilmesi beklenen ya da istenen bazı şeyler var, hususlar var. Bu konuların karşılıklı görüşerek, anlaşılarak ortak bir payda da rahatlıkla buluşa, buluşulabileceğini ve bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum. Ee, o yüzden hani yok sular yok bir bardak suda fırtına falan hiç gerek yok bence böyle şeyler. Sakin sakin oturulur, konuşulur, bir çözüm bulunur. Demokratik bir şey. Dünyanın her yerinde olur bu. Aynen öyle. Büyük takımlar, büyük takım tek direktörleri. Yani efsane isimler vesaire tabii. Bunu yaşadı. Şu anda de yaşıyor bugün itibariyle. Manchester United dünyanın kimlerine göre en büyük kulübü. En büyük kulüplerinden biri. E Barcelona'da Xavi de yaşıyor şu anda. Geçen sezon önceki sezonu Real Madrid'de Zidane'da korkunç bir şekilde yaşadı. Olur yani büyük takımlar e, dalgalı denizler bunlar. Şüphesiz ki fırtınaları ve dalgaları güçlü olacaktır. Fatih Emre bunu alışıktır. Şu an medyada yazılan haberler de doğal. Medyada yazılan yorumlar da doğal onların doğru biçimde bunu ele alması ve doğru adımı atması mesela. Diyelim ve değerli izleyenler bir araya gidelim. Aranın ardından yine aslında başlamayı planladığımız, ilk haber olarak ekranlarınıza getirmeyi planladığımız Türk hakimliğini sahada ezdirmeyin başlığı ve burada birkaç başlık daha var Hürriyet gazetesinden. Onunla devam edeceğiz ama önce bir ara. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Belirttiğimiz gibi Hürriyet Gazetesi'ni getireceğiz ekranlarınıza. Türk hakemliğini sahada pardon pardon ha doğru ya özür dilerim. Türk hakemliğini sahada ezdirmeyin. Üstteki başlığı kaydı bir an hakkım onu da okuyacağız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu seminerinde hakemlere seslendi ve uyarılarda bulundu. Gerilmeyin, sakin olun, gördüğünüzü çalın, korkmayın, cesur kararlar alın. Yeni yılla birlikte Türk hakemliğinde yeni bir dönemin başladığını belirten Özdemir, "Devrim sayılabilecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hakemlikte bilim ve teknoloji kullanımına yeni bir anlayış getiriyoruz." dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hakemlere de "Sahada iletişim dilinize mutlaka dikkat edin ama Türk hakemliğini sahada ezdirmeyin." mesajını verdi. Şimdi şuradan birkaç ayrıntı, birkaç cümle daha okumak istiyorum size. Sayın David Ellery, bizlere bir değerlendirme raporu sunmak için şu anda dahi çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonumuzda iki aydır yeni sistem üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarda bulunuyoruz. Bütün kulüp başkanlarımız bu toplantılara katılarak fikirlerini söylüyorlar ve bu projeye inançlarını anlatıyorlar. Biliyorum ki Merkez Hakem Kurulu da hakemler de bugüne kadarki hatalarının farkındalar ve hataları minimuma indirmek için iyi niyetle çalıştıklarına yürekten inanıyorum. Özetle futbol ailesinden başkanlarımızdan umut veren mesajlar alıyoruz. Bu yolun sonunda hayal ettiğimiz bir hayal ettiğimiz gibi hakemin en az konuşulduğu bir futbol ortamına kavuşacağız. Türk hakemliği Türk futbolunun odak noktasından ancak bu şekilde çıkacaktır konuşmasının devamında hakemlere seslenen ve uyarılarda bulunan Nihat Özdemir şöyle devam etti. Futbolun en kritik aktörü olarak maalesef hata krediniz yok. Özür dilerim. Hata krediniz yok denecek kadar az. Bu durumda sizlerin yükünü hafifletmek adına bizler elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Ancak sizlerden de azami iyi yönetimler göstermenizi bekliyoruz. Sahada gerilmeyin, sakin olun, tereddüt etmeyin, gördüğünüzü de çalın, korkmayın, cesurca kararları da alınız. Ama en önemlisi güven duygusunu verin. İletişim dilinize mutlaka dikkat edin ama Türk hakemliğini sahada ezdirmeyin. Unutmayın ki sizler federasyonumuzu temsil ediyorsunuz. Sizlerin ikinci yarıda çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Şimdi Uğur Bey sol tarafta topun oyunda kalma süresini arttırmamız lazım diye bir başlık var. Üste dört büyük kulüp fobisinden kurtulmamız diye bir başlık var. İkisini de okuyacağız ama Nihat Bey'in, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in sözlerinden ben size şunu sorarak başlamak istiyorum. Ee, ama en önemlisi güven duygusunu verin. Güven duygusu nasıl verilir? Hakemlere mi söylüyor evet, bunu? Evet, hakemlere söylüyor. Kendinizden emin olarak, doğru iletişim kurarak. Standart bir uygulama. Değil mi? Maç içerisinde benzer pozisyonlara aynı yaklaşımı göstermek. Evet, bu işin bir boyutu ama şöyle başlar. Şimdi ben evden çıkıyorum, maça gidiyorum. Buyurun. Hakemim. Otomobilime bindim veya uçağa bindim. Stadyuma geldim. Şunun farkında olmam lazım öncelikle hakem olarak. Bugün buraya 26 kişi spor yapmaya geldik. 11 kişi bir takım, 11 kişi diğer takım. 4 kişi de hakem ekibi. 26 kişi spor yapmaya geldik. Onlar da sporcu, ben de sporcu. Doğru. 26 tane sporcu bugün sahada hafta sonunda yeşil zeminde spor yapacağız. Eşitiz. Aynı seviyedeyiz. Hepimiz sporcuyuz. Ben belki yaşça onlardan biraz ileriyim ya da gerideyim. Ya da kademlerimiz farklı. Birisi dünya yıldızı birisi değil. Birisi daha az maaş alıyor. Birisi daha çok. Fark etmez. Sahaya çıkınca hepimiz sporcuyuz. Karşılıklı sporcu saygısına sahip olmamız lazım. Karşılıklı. Tekrar altı çiziyorum. Karşılıklı. Sporcu da hakeme, hakem de sporcuya azami saygı gösterecek. Saygıdan vazgeçmeniz mümkün değil. İlk yarıda, ligin ilk yarısında bazı hakemlerin sporculara saygı konusunda bazı zafiyetlerde bulunduklarını okudum. Üzülerek okuduk. Üzülerek. Ve bunlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu bir düzeltme yapmadı. Hakemler bir defa eğer böyle hatalar düşüyorlarsa lütfen bunu düzelsinler. Sporcuya saygı duymak zorundalar. Siz de sporcusunuz onlar da sporcu. Hatta yani şunu beklerim ben. Sporcuya siz diye hitap eden hakem beklerim. Ki bazı hakemler bunu yapıyorlardı. Bunda bir şey yok ki. Bir behis yok ki. Bir mi? mahsuru yok. Neden oldu? Eşitseniz yani. Şu eşitliği hissettirirseniz adil olduğunuz o zaman daha fazla geçer karşı tarafa. Saygı duyarsanız saygı görürsünüz. Saygı çift şeritli bir yok. O kastetliği olabilir. Daha önce programımızda bahsetmiştik nasıl yenilikler olabileceği adına kararların farklı isimlerden oluşan farklı komisyonlar. Bir, iki, bir değil özür dilerim. iki ya da üç farklı komisyondan, ikişer, üçer ya da dörder kişilik farklı komisyonlar tarafından farklı farklı incelenip, farklı farklı notlar verileceği, bunların ortalamasının alınabileceği e, ve çok daha homojen, çok daha ölçülebilir, çok daha adil, demokratik bir e, puanlama yapılabileceği <laughs> ve bunu çok hızlı, çok hızlı demeyeyim de hızlı, makul bir süre içerisinde hayata geçeceği şeklinde, özellikle şu e, gözlemci şeyinin, e, konusunun, hususunun e, artık devrini tamamladı ve çok daha farklı bir yaklaşım olması gerektiği düşüncesinde harekette böyle bir durum hayata geçiyor. Bunun yanında anladığımız kadarıyla farklı değişiklikler, farklı yaklaşımlar da olacak. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurşevi net bir ifade kullanmıştı. Önümüzdeki sene sıkıntılar büyük oranda bitecek diye bunu da bu şekilde net bir şekilde ifade ediyorum demişti. Tahmin ediyoruz bu oylama, değerlendirme ve atama süreçlerindeki şeffaflık ve daha geniş kapsamlı, daha geniş tabanlı değerlendirme daha nasıl diyeyim sağlıklı bir ortama bizi götürecektir. Ancak ben özellikle o soruyu sordum. Güven verin. Diyelim ki şöyle bir noktaya geldik. Bu değerlendirme sonucunda nedir doğru not ortalaması? 7.8 midir? 8.4'tür maksimumu genelde. Bir de ekstra bir katkı yapsa 8.5 olur. Daha yüksek yok. 8. Diyelim ki ortalama 8 midir? kabaca böyle bir şey yapabilir miyiz? Diyelim ki ona yaklaşan hakem yok bu yeni değerlendirme modelinde de. Yani sanki bunlar evet çok güzel yaklaşımlar ama daha fazlasını da yapmak gerekiyor mu? Sanki gerekiyor gibi. Belki sağ hakemleriyle var hakemlerini ayırmak bir şey olabilir mi? Çocuğum yavaş yavaş ayırıyorlar. Mi? Şimdi ölçme değerlendirmeden başlayayım, sonrasını açtınız pencereye geçeyim. Buyurun. Ölçme değerlendirmenin tek bir elden gözlemci elinden değil de bir komisyon elinden yapılacak olması yapılıyor olması tabii ki ölçme değerlendirme kalitesini artıracaktır. Sanırım yeniliklerden biri bu. Evet. Artık bir komisyon not notlayacak hakemi. Merkez Hakem Komitesi'nden de bir takım üyeler hakemi notlayacak. Bu önemli. Orayla ilgili yeni bir fikrim var. O ölçme değerlendirme ile ilgili. E, futbolcular ve tek direktörler notlayabilir hakemi. Bence böyle bir uygulamada geçebiliriz. Mesela mat sonunda her takımdan tek direktörler ve belki kurayla seçilen iki futbolcu hakemle ilgili değerlendirme yazabilir. Şikayetçi olduğu konuyu yazabilir. Kendince puan verebilir. Onlara puanlaması kolaylaştırabilir. Bu ilk planda size şöyle görünebilir. Ya yenilen takım hakeme daha ön yargılı. Yenen takım daha pozitif bakabilir. Doğru. Ama not sayısı arttıkça sezon genelinde orada bir optimizasyon sağlanacaktır. Çünkü not sayısı artacak. Hakem 15-20 tane maç yönetiyor. 15-20 maçın değerlendirmesine bakıldığında orada gerçekçilik artacaktır diye düşünüyorum. Hatta puanlayanları bile puanlayabilirsin. Tek direktörlerin verdiği puanlara bakarsın. Ondan sonra komisyonun bulduğu puanlara bakarsın. Tek direktörün verdiği puanlar komisyonla ne kadar örtüşüyor? Tek direktör ne kadar gerçekçi? Onu bile bulabilirsin. Sezon sonunda hepsi matematik. Eğer doğru matematik uygularsan, doğru analizi yaparsan doğruya ulaşma şansın artar. Bence futbolcular da tek direktörleri de puanlama içine katmak. Tabii ki küçük ölçüde, küçük ölçekte. Ben onlar onlar belirlesin demiyorum hakem puanını. Ama onları da küçük ölçekte katmak iyi hissettirebilir. Onlar da kendilerini ifade şansı bulabilir. Dünyada bir ilktir bu belki. Olsun dünyada bir ilki yapalım ya. Biz yapalım ilk. Burada tabii tek başına hakemlik onunla alakalı söylenecek bir sürü şey var ama futbolculara, teknik direktörlere, kulüp yönetimlerine, taraftara, futbol kamuoyuna, medyaya herkes de, herkese de iş düşüyor. Hakemlerin işini zorlaştırmak, hakemi zor durumda bırakmak, kolay faal almak vesaire adına ne derseniz deyin. Hepsini bir kenara bırakıp ayakta kalarak, oynamaya çalışarak, oyunu oynamak, hakemin işini kolaylaştırmak lazım. Biz her türlü şeyi yapıyoruz ondan sonra hakemden doğru süzmesini bekliyoruz. Hakem de şunu düşünüyor beni kandırmaya çalıştı. Adamı Şüphesiz. misin? Haklı da yani. Haklı da yani. Tabii onunla yani ilgili de bir takım önlemler almak unutmamak lazım. Unutmamak lazım. O özellikle bu vurgu, bu uyarı yapılmalı ve bunu e, bütün kulüplerimizin net bir şekilde hayata geçirmesi gerekiyor. Ama gerekli. uyarıyorsun olmuyor. Yapmıyorlar yani. Sizin bu Alışkanlık konuda radikal önerileriniz de var. Ee, ya yeni sezon 2022-23 için belki bir mert oyun hareketi başlatabilir. Çünkü her sezona bir isim veriyoruz ya, çok da güzel yapıyoruz. Bu Bir kaç yıldır? Avrupa'nın gerisinde kaldık durarak Çünkü oynadığımız. Çünkü mert oynanmıyor. Kolaylık olduğu için. Hem kolaylık durarak yaptığımız. oynanıyor hem çok vakit öldürülüyor hem de mert oynanmıyor. Türkiye'de futbolun bir numaralı problemi tek kelimeyle özetlersek mertlik oldu. Mert oynanmıyor. Çok fazla çalmaya menyal sporcu var ve bunu artık adiyattan kabul ediliyor. Doğal kabul edilen bir ortama ulaştık. Yani taç bir taç atışı için kendisinin ayağına çarpıyor çıkıyor dizine çarpıyor çıkıyor kolunu kaldırmakta beis görmüyor. Yani şunu düşünmüyor sporcu ya kameralar beni çekiyor. Kameralar beni çekiyor bütün Türkiye izliyor, ailem izliyor. Artık Çoluğum, izliyor. Artık çözünürlük yüksek, ağır çekimde bunlar evet. yansıyor ekrana. Ya yani senin orada yalan söylediğini evladın görüyor ekran başından ve bunda bir beis görmüyor. Bunu sporun bir parçası olarak değerlendiriyor. O dakika kazanayım da. Evet. Ne olursa olsun. Ama o zaman sen o şekilde davrandığında yarın öbür gün evladın başka bir alanda böyle davranmasına engel olamazsın. Çünkü kazanmak için her yol mübah. Eğitimi veriyorsun uygulamalı olarak. Belki de öyle olmasını istiyordur. Onu bilemeyeceğim. Şimdi. Öyle olmasını o istiyorsa bile biz istememeliyiz. Aynen öyle. Bunun önünü kesmeliyiz. Madem rica ile halledemiyoruz. O Önleyici zaman bununla ilgili bir... önlemler alınmalı. Bravo. Yani ödül ceza yoluyla, ödül ceza rotasıyla bunu yoluna sokmalıyız. Yani yoluna sokmanın da bir takım yolları var, bir takım yöntemleri var. İşte bir tanesi bu kolay sakatlık numarası. İşte hep dile getiriyorum. Sakatlanan oyuncunun kenara gittiğinde bir sonraki düdüğü beklemesi. Yani bu sanki birçok şeyi çözecektir. Veya şu da olabilir, ikinci olarak aldatmayı cezalandırmaya başlamamız lazım. O aldatma alakası sadece şey değil. Aldatarak penaltı almak değil. Aldatarak taç alanında mesela net bir şekilde görüyorsak onu da cezalandırmamız lazım. Aldatarak korner alan, net bir şekilde görüyorsak bunu tespit ediyorsak onu da lanetlememiz lazım, cezalandırmamız lazım. Şimdi bu konuda sormak istediğim ya da gündeme getirmek istediğim bir husus daha var. Diğer başlıklara geçmeden ama e, Tolga bugün bir sürü hazırlık yaptı editörümüz. E, Tolga hunharca harcadık süreyi. E, Fatih Hoca'nın açıklamasıyla beraber e, son dakika gelişmesiyle girdik. E, dolayısıyla vakit daralıyor. Akışa bir bak. Şu grafikleri mutlaka girmek istediğimi, istediğimizi söyleyelim. Hakikaten çok güzel grafikler. Gol beklentisi ve kurtarışlar. Sadece Türkiye Ligi değil, Avrupa'nın 5 büyük ligine ilginç, güzel, belki biraz esprili bakabileceğimiz sonuçlar da var. Onları paylaşmak istiyoruz sizlerle. Sevgili Tolga bir bak nelere girmek istediğimizi, ona göre söyle bana. Şu hakemlik meselesiyle alakalı son bir şey daha söyleyip Ondan sonra iki başlığı da okuyacağım. Hep iddia edilir, hakemlik arasında gruplaşma olduğu ve bunun da bu gruplaşmanın da A grubu, B grubu, C grubu artık her neyse. Birinci grup, ikinci grup her neyse. Birbirine yakın insanların birbirine yakın olmayan insanlarla bir iktidar kavgası içine giriştiğinde ve bunun da e, hakemliğe büyük zarar verdiği belirtilir. İddia edilir. Eğer böyle bir durum varsa bunun da akılla, kolektif akılla, e, mantıkla, herkesin ortak yaklaşımıyla net bir şekilde çözülmesi gerekir notunu da düşelim isterim. Eğer böyle Futbol bir durum iddia gibi varsa. arasında olmuyor mu? Futbolcular arasında gruplar Muhtemelen oluyordur tabii. Tek direktörler arasında. Zaman zaman söylenir şu ülkenin oyuncuları bir araya geldi, bu ülkenin oyuncuları bir araya arasında, geldi. Medya çalışanları arasında herhangi bir kurumsal şirkette her yerde oluyor bu. Her yerde böyle bir risk var. Siz ne kadar adil yönetirseniz, ne kadar adalete inanırsa çalışanlar o kadar gruplaşmayı, gruplaşmanın önemini azaltmış olursunuz. Yani mevzu adil yönetmek. Ya da yer işe yer. yansıma endişesini ortadan kaldırmış olursunuz. Yapılan Minimize işe yansıdığı tabii. endişesini ortadan kaldırmış olursunuz. Aynen öyle. Doğru yönetirseniz, adil yönetirseniz. Bunlar ufak detaylar olarak kalır. Hızlıca değindik az önce topun oyunda e, topun oyunda kalma süresini arttırmalıyız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu iddialı ve umutlu konuştu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakemlik e, yönetim sistemini kurduklarını açıklayarak önümüzdeki sezon Spor Toto birincilikte var sistemi kullanılacak. Süper Lig ve birincilik için 10 genç hakemi önümüzdeki sezonun kadrosuna dahil ettik. Hakemlerle ilgili verileri federasyon yapısında toplayacağız. Hakemlik yönetim sistemini oluşturmaya başladık. Hangi yönetici gelirse gelsin sürdürülebilir bir sistem olacak. Halen 53 dakika 38 saniye olan topun oyunda kalma süresini ikinci yarı arttırmaya çalışacağız. Futbolu sıfır hata e, futbolda sıfır hata imkansız ama tutarlı olmak adına e, amacımız tutarlı olmak ve e, işbirliğine önem veriyoruz demiş Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ortak akılla çözüm buluyoruz, herkesin fikrine danışıyoruz diyor. Yukarıdaki başlıkta dört büyük kulüp fobisinden kurtulmamız lazım. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hepsi çok değerli ama Türkiye'de sadece 4 kulüp yok. 4 büyük kulüp fobisinden kurtulmamız gerek. Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağalı da doğru doğru olduğunuz kararı verin. Kulüpler Birliği olarak doğru olduğunu düşündüğünüz herhalde kararı verin. Kulüpler Birliği olarak arkanızdayız ifadesini başlık altında görmüş gazete. Karagümrük Başkanı Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'da yabancı hakem kimse istemedi cümlesini aktarmış gazete. Evet oyunun topun oyunda kalma süresi tartışılmaz bir şekilde arttırılmalı. Evet. Bu da sadece hakemlerle olacak bir iş değil. Oyuncularla ve teknik direktörlerle de olacak bir iş ama bir taç atılıyor, bir serbest vuruş. Allah'ım o çizgi çekiliyor, baraj ayarlanıyor. Orada mı burada mı sağa gel, sola gel böyle ne yapayım bu, bu gel gel bu tarafa çekiyor. Arkaya yatılıyor, bakılıyor, ölçülüyor bir şey. Beş dakika falan sürüyor. Evet, evet. Hakikaten gidip çayını alıp geri gelebilirsin yani. O süreçte hakemlerin tabii düzeltmesi gereken böyle kronik arızaları var. Ama geçen yıla göre gördüğüm kadarıyla buçuk dakika azalmış. Geçen yıl neredeyse 55'ti. Süperte topun ayında kalma süresi ortalaması. Bu yıl ilk yarıda 53,5'a düşmüş. Evet. MHK Başkanı'nın kendi ifadesi. Demek Biraz ki daha bir buçuk dakika azalmış. Yani tehlike çanları daha güçlü çalıyor artık. Bir de burada önemli olan konu şu, hep söylüyorum. Türkiye'de maçların brüt süresi yüksek, çok fazla uzatma oluyor. Keşke brüt süreyi de söylese. Brüt süre geçen sezon 99 dakikaydı, ortamı 9 dakika uzatıyordu maçlar. Eğer bu sezonda 99 dakikaysa ve top 53-38 oyunda kalıyorsa hayatımızdan 45 dakika çalınıyor. Bazen eleştiriler oluyor, az uzattı hakem diye. Hatırlıyor musunuz? O Mutlaka kadar duruyor yok ki. Evet. E, gerçek süreyi uzatmaya kalksa bir yere daha oynanacak neredeyse evet. değil mi? Yani yarım saat falan uzatması lazım. Yani 20 dakika falan uzatması lazım. <laughs> İnanılır gibi bir durum değil. Hem o duraksamayı azaltmamız lazım. Hem uzatmaları azaltmamız lazım. Hem de net süreyi artırmamız lazım. Yani 99 dakika değil, 95 dakika brütü inmemiz lazım bence. 54 dakika bu neti de 60 dakikaya çıkarmamız lazım. Hedef bu olmalı. Brüt 95. Muazzam iş olur ne tatmış oynanmalı futbol o zaman birçok şey aslında çözülür gelişiriz. Bu Avrupa'daki rekabet edememe sorunumuzu da çözeriz. Çünkü maçların sonunda niye ayakta kalamıyoruz? Çünkü çok dinleniyoruz. Süper Lig çok dinlenerek oynanıyor. Süper Lig dinlenerek oynanıyor ama Şampiyonlar Ligi öyle oynanmıyor. Şampiyonlar dinleyerek dinlenerek oynanmadığı için orada fiziksel olarak yeterli kalıyoruz. Bakınız Ozan Tufan'ın açıklamaları. Aynen öyle. Saniyelik Saniye taşlar atılıyor. Anladım. Nefes nefese kalıyoruz. Dua ediyordum top taca çıksın diye. Baktım ki toç, e, taçlar çok hızlı oyuna giriyor. Evet. Uyum sağlamakta zorlandım demişti. Ozan Tufan'ı hocası çok sık 60'ta çıkarıyor. Yarına yapalım bunu Tolga. Rica ediyorum. Ozan Tufan'ın kaç defa oyundan çıktığını, kaç maç oynayıp kaç defa oyundan çıktığını ve kaçıncı dakikalarda çıktığını. Niye acaba öyle Ozan Tufan niye sık sık? Çünkü ben bakıyorum sürekli. Maçlarını yakalamaya çalışıyorum. İlk 11'de başladığı zaman 60'larda genelde Ozan'ı değiştiriyor yani. Ozan bir sembol. Ozan isim çok, olarak Ozan'a takılma. Çok çok doğru ifadeler ve bizim futbol kamuoyu olarak onu mihenk taşı olarak aklımızın bir köşesine koymamız lazım. Tabii. Bizden birisi net bir göze ve iyi bir futbolcu, güçlü bir futbolcu oradaki tespitini anlatıyor. Ben burada bittim diyor. Evet. Alışana kadar yani. Akıllı Ama şimdi sıkıldı. alıştım. Baktığım zaman da sıkılıyorum diyor Türkiye'ye oynanan futbolu. Şimdi buna alıştım diyor. Haklı. Hak teşekkür ederiz o sana bu açıklamalar için. Hakikaten e, kilometre taşı olarak almamız gereken açıklamalar. Yılın açıklaması gereken yani. açıklamalar evet. Ee, var mı Uğur Bey eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür. Çünkü bir araya daha gideceğim ondan sonra da Trabzonspor'la devam edeceğiz. O zaman efendim bir ara ardından adım adım Trabzon'a başlayyla devam. Değerli izleyenler takvim gazetesi geliyor ekranlarınıza adım adım Trabzon'a. Trabzonspor Medipol Başakşehir'in yıldızı Vişça'ya çok yakın. Edin Vişça Abdullah Avcı ile çalışmak istiyor. Trabzonspor Medipol Başakşehir'in boşnak yıldızı Edin Vişça transferinde dün ciddi mesafe kat etti. Hem oyuncunun menajeri hem de Başakşehir kulübüyle pürüzler büyük oranda çözülmek üzere müjdeli haber her an gelebilir. 31 yaşındaki oyuncu, 11 sezonda çıktığı 398 maçta 110 gol attı, 118 asist yaptı. Yani toplam 228 gole doğrudan katkı yapmış. Müthiş Muğazan, değil mi? mi? Evet. Vişça. önceki sezon Medipol-Başakşehir'in şampiyonluğunda en büyük pay sahibi olan oyunculardan birisi olmuştu. Bu arada Edgarie, Portekiz'de başarılı bir ön çapraz bağ ameliyatı geçirdi. Bu arada Trabzonspor Özdur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına da devam etti demiş. Geçmiş olsun diyelim. Ee, bir kez daha Edgaraya. Hocanın istediği gibi Trabzonspor yönetiminin ve Medipol Başakşehir yönetiminin görüştüğünü ve Vişçe'nin transferinin yakın olduğu belirtiliyor. Gazetelerde okuduğumuz gibi birçok kaynakta. Yani Vişçe ligin ayarlarını etkileyecek düzeyde bir oyuncu. Yani bu ligin ayarlarını etkileyecek az sayıda futbolcu var. Evet. Onlardan biri Vişçe zaten Başakşehir'in şampiyonluğunda da çok büyük rol oynamıştı. Ama ben de bunu merak ediyordum. Her sezon galiba gol artı asist onun üzerine çıktı. Yanılmıyorsam Türkiye'deki her sezonda. Tam onu aklımdan geçirirken arkadaşlar hissetmiş ki bunu verdiler. Burada ekrandaki 8 sezonda çıkmış. E, muhtemelen de Türkiye'de hani son 10 sezonda bunu başaran başka oyuncu yoktur. Gol artı asist istatistiği iki haneliye ulaşmış. 10 ve üzeri yapmış. Bu ligin ayar belirleyicilerinden bir tanesi. Eğer transfer yaparsa gittiği takımın şüphesiz ki zirve yarışındaki avantajını artırır. Muhammed Salah da Thierry Henry'nin rekorunu kırmış ya. Evet o yüzden gülümsedin. Ee, ama ben anlamadım onu. Orada ne kastediliyor? Nedir hocam? orada şey, Neyi son rekorunu beş kırdı sezonda, söyle. Neyi rekorunu kırdı? Son 5 sezonda gol ve asist katkısı yani toplam do e gole doğrudan katkı anlamında 25'i aşmış. Evet. Ben de diyorum ki niye 25? Diğer Henry hani bunu daha önce 5 sezon boyunca başarmış. 5 sezon üst üste. Bir sezonda 25 gole doğrudan katkı, gol ve asist olarak bunu aşmış. Muhammed Salah da o rekoru kırmış. Ki bunun istatistiği niye e, tutulur? Yok yani bunu yetişmiş Şanriye. Ya. 30'u da tutarsın Kırmamış. o zaman. Ama 30 yapamamışlar demek ki 20'yi tutalım o zaman. 20 de vardır. Yani 25 olduğuna göre 20 var. 20 Peki, de ayrı bir şekilde çok mi? manalı gelmedi. Edin Viç'e denklerimiz oruyor o zaman. Şimdi ben buna niye 10 üzeri dedim? Çünkü bir sezonki katkısı 10. Tam 10. Evet. <laughs> ya yani istatistik böyle bir şey 2014, yani. 2015 Evet. Niye 25 abi ben onu anlamadım. Ama tam 25 yapmış demek ki Henry. O yüzden onda... Yani o istatistiği o belirlemiş. Ergenin yani. sabit ayağını. Evet aynen öyle. Henry çıtayı bir yere koymuş. Ben olsam tutmazdım o istatistiği. Galiba 7 sezon yapmış Henry bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam. 7 sezon üstü yapmış. Şimdi Salah'ın 5 sezon üstü olmuş. Henry'e en çok yaklaşan oyuncu olmuş. Gol artı asist katkısı 25. Niye ya? 25'in nesini beğenmedin? Beğenmedim değil. Neden? 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 Çünkü istatistiklere genelde beşlik, onluk düzende yapıyoruz ya. 5 sayısının ne kadar delikanlı bir sayı olduğu konusunda mutabıkız. Evet. Çok çarpışıyoruz uğur melekeyle bu konuda. Ben sınırlı matematik hatta çok sınırlı matematik bilgimle anlamsız iddialarda bulunurum ama 5 hakikaten çok yakışıklı rakam yani. Onluk düzende saydığımız için beşlik düzende değerli oluyor. O yüzden 25. Sen ne diyorsun? O? Ben kabul ederim. Doğru. Direkt. Bazen Çocuklar soru çözemediğiniz zaman matematik sorusu hemen yazıyorum böyle, usulca. Abi bu nedir falan filan diye. Çok teşekkürler. Hiç yardımını esirgemesin. Çok naziksiniz. Şimdi Trabzonspor demişken değerli izleyenler. E, özür dilerim. ile alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? İstatistiklere geçeceğim ya. Heyecanlandım o yüzden. Lütfen. E, ile alakalı eklemek istediğiniz bir şey var mı? Peki. Yok teşekkür ederim. E, Trabzonspor demişken dün hatırlayacaksınız Uğurcan'la alakalı olarak özellikle e, bir kurtarma oranı. Kalesinde e, takımının başarısına destek verme oranı en yüksek oyuncu diye konuşmuştuk. Bunu da istatistiklerini hazırlayalım demiştik. Sağ olsun Tolga hazırladı. Şimdi şöyle söyleyeyim size kaç tane takım var burada? 120, 120 tane mi Tolga? İşte 120, 120 küsür. Ee, şöyle 2 A4 göstereyim size. 118. 118 mi? Avrupa'da, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımlar. 5 büyük Birinci... ligi artı süperlik değil mi? 5 büyük lig artı süperlik. O Birinci 118 sırada kim derdi. var biliyor musunuz? Trabzonspor. Kalesinde oluşan gol beklentisi 25.1, yedi gol ise 14. Yani kalesinde oluşan gol beklentisiyle 7 gol arasındaki fark 11.1. Bu açıdan birinci değil mi? Bu açıdan birinci evet. Avrupa'nın açık ara tepesinde. İkinci takım yanılttı mı sizi Wolverhampton? Dün de iyi bir Jose evet. performansı vardı yanıltmadı. Üçüncü sırada Marsilya var. 8.75 ile kalecisinin desteği kalesinde 23-75 olmuş gol beklentisi. Sadece 15 gol görmüş. O da 8-75'lik daha az. Ne kadar çok Türk takımı girmiş ilk Evet. Konyaspor var. Marsilya'nın ardından Hatay Spor var. Münir var. E, Viviano var. Niye konu içerisinde? Olmuş? Düşünüyorum. Viviano mesela e, Karagümrük. Vavakars Fatih Karagümrük. 33-71 gol beklentisi. 27 gol yemiş. 6-71 artıda. 4 Türk takım var. 4 de Alman var. Bir tane Fransız var, bir de İngiliz. Evet. E tabi e, bizim ligimiz özelinde ha bu arada diğer takımlar ne yapıyor diye soracak olursanız Real Madrid mesela kalesinde oluşan gol beklentisi 22-61 7 gol 17 5-61 kurtarmış daha fazla Inter 20-32 kalesinde gol beklentisi olmuş 15 yemiş onlar da 5-32 artıda Chelsea Wolverhampton'ın bayağı gerilerinde kalmış gördüğünüz gibi kalesinde verdiği gol beklentisi 21, 7 gol, 16, 5 gol daha az yemiş. Manchester City nerede? Manchester United'ı buldum. Kalesinde verdiği gol beklentisi 27.1, 26 gol yemiş sadece 1.12'lik bir Korka artıda. 40. Ama iyi gidiyor Deha'da. Manchester City 0.76 artıda. Ama kalesinde verdiği gol beklentisi de 13.7. Evet, çok az beklenti evet. olduğu için. Ve 13 yemiş. <laughs> Tam Pep Guardiola takımı ölçülebilir. Uğur Bey bir de dur bakayım Juventus var 14 e 049 Milan 0.1 sadece. Borussia Dortmund eksi de mesela. Kalesinde 25 83 gol pozisyonu vermiş. Gol beklentisi yaratmış. 26 gol yemiş. Bayern Münih ben bunu gördüğümde çok şaşırdım. Çok mu eksi de? Kalesinde verdiği gol beklentisi 14.89 7 gol 16. 1 e, 11 eksi. Bir fark. Ee işte. olabilir ya. Bir de az pozisyon için. Barcelona'mız 4 eksi de kalesinde 18 vermiş gol Hı -hı. beklentisi. 22 gol yemiş. Eksi 4'te. Peki listenin en son sırasında hangi takım var diye soracak olsam bilmiyorum. Hakkı bir tahminde bulunur. Mu? Sormak S istemiyorum. Listenin en sonunda yani kalesinde verdiği gol beklentisiyle kalesinde gördüğü gol sayısı arasındaki en büyük fark kimde? Fürth takımında. Almanya'da. Kalesinde 33.96 gol beklentisi vermiş. 49 gol yemiş. Yani beklentileri aşmış, <laughs> biraz duyan gelmiş gibi bir e, durum oluşmuş şeyde e, Fırtuğ Kalesi'nde. eksi 15. Ya takım lere. kötü gittiği için evet liginde <laughs> ya komik gelmiyor mu size de bu çok açık ara dibindeler adam orada ölçüyor diyor ki bu adam kalesinde 33 nokta 34 hatta 33.96 34 gol görür diyor 49 gol görmüş. Tarihsizlik olarak açıklanamaz herhalde bu değil mi? Ya şu an Avrupa'nın 5 büyük liginde herhalde işleri en kötü giden takım o yüzden hani kalecinin de işi zor. Vurun abalaya da... yapmayalım yani. Evet Peki. takımın da iyi gitmiyor. <laughs> Şimdi ilginç olan tarafı şu elbette e, hani 15 çıkması e, biraz komik. Nereden vursan gol oluyormuş gibi hani böyle filmler olur ya nereden vursan gol olur falan videolar çekiliyor. Onun gibi bir durum var. Peki kendi ligimiz özelinde bakalım. Trabzonspor doğal olarak Avrupa'da lider olduğu gibi bizim ligimizde de lider. Konyaspor birçok takımı Avrupa'nın 5 büyük liginde İbrahim Şehiş birçok takımı geride bıraktı ve listenin 4. sırasındaydı. Burada da 2. sırada kalesinde oluşan gol beklentisi 23.4 gördüğü gol kalesinde 15 8.40'lık bir kurtarışı var şey için. Ki zaten hep söylüyoruz o iki takımda zaten birinci ve ikinci sıradalar ligimizde. Yani bizim ligde bayağı kaleci performansı ön plana şöyle görünüyor. Hatay Spor hiç fena değil. Karagümrük de öyle. Yani, yani Viviano Son bir ayda belki Liste. bir, bir buçuk ayda Hatay Spor'un oyunu biraz düşüşe geçse de savunma performansı, kaleci performansını sağlam durmuş. Kesinlikle. Bu direkt kaleci performansını evet. ortaya çıkaran bir veri bana sorarsa. Giresun Spor özelinde çıkmıştı değil mi konu? Okan Kocuk performansını konu. Şimdi bak hatırladım. GZT Giresun Spor. Kalesinde oluşan gol beklentisi 21.28. Kalesinde gördüğü gol 19. 2.28 yapmış. O da iyi. O da artı. Ekstra. Yani. O da 2.28 ekstra sağlamış. Ee, peki Galatasaray'da durum ne? Galatasaray, Galatasaray ne yapmış? Muslera 16 maçta oynadı. İsmail Çipe 4 maçta oynadı. Galatasaray kalesinde verdiği gol beklentisi 23.17. 7 gol 23. Aynı gibi. Bir ekstrası yok yani. Aynı gibi. Sadece 0.17'lik bir Şimdi şuradan e, başlayalım. çıkmış. Buyurun. 5 büyük lig artı süper lig yapmak zorunda kaldık. Normalde sevmiyoruz böyle istatistik yapmayı ama çünkü diğer liglerin verileri elimizde yok. Kaldı ki bizim ülkemizdeki futbolla doğrudan örtüşen bir oyun değil. Evet. Yani biz böyle hızlı. yapıyoruz genelde. Hatta gazeteler böyle yaptığı zaman da eleştiriyordum burada yani niye beş büyük lig artı süper lig? Kolaycılık oluyor diye. yani aradaki fark e, tabii bir şey. çünkü şeye mesela 5 büyük lig artı Malta Ligi diye istatistik yapsan garip geldi dışarıdan bakınca? Allah Allah. Niye diyorsun. beş büyük lig artı Malta Ligi dersin? Biz, bizde de biraz garip duruyor çünkü Avrupa'nın biz 15.siyiz UEFA ülkeler sıralamasında. Top 15'lik diye hissesizlik yapmak daha doğru. Bak o daha gerçekçi olur. ama elimizde verileri yok. Ne bileyim Belçika Ligi'nin, Portekiz Ligi'nin, Ukrayna Ligi'nin gol beklentisi verileri elimizde yok. Evet. Belki de tutulmuyor. Tutul, tutulmanı da bilmiyorum. Mesela Ukrayna Ligi'nin Rusya Ligi'nin tutuluyor mu tutulmuyor mu bilmiyorum. Ama elimizde Top 5 lik olduğu için biz de bugün kendi eleştirdiğimiz şeyi yapmak zorunda kaldık. Top 5'lik artı Süper Ligi bakmak zorunda kaldık. Uğurcan'ın da 11 fark yaratarak kalesinde ne kadar büyük fark yarattığını global verilere bakarak da görmüş olduk. Bir kez daha tebrik ederiz Uğurcan'ı. Gerçekten öyle. Onun e, Uğurcan'ın özelinde Konyaspor'da, eee İbrahim Viviano de Viviano'yu da, Viviano'yu da, Okan Kocuğu'da. Evet, hepsini tebrik ederim. Tebrik edelim. Kurtarış yüzdesi en yüksek kaleciler zaten hani deminki listede de Evet. Jose belirttiğiniz gibi Wolverhampton kalecisi dünkü performansı da etkileyiciydi. Flecken, Freiburg'un kalecisi. Onlar da kaçıncı sırada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradalar. Şeyde, e, global listede. Evet. Tebrik edelim hepsini. Önemli kaleci performansları var bu sene ligimizde. Ve o takımların da zaten ligin zirvesinde olduğunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Az önceki hissesi de öndeler değil mi? Seviye Gerçi Karagümrük biraz şeyde Bono, kalmış. Viviano yukarıda ama. Inter, Handanovic. Hepsi öne çıkmış. Puan olarak evet. kara Karagümrük biraz geride kalmış. Bir sonraki, ha şey istatistiklerimiz bu kadar değil mi dostlar? Bakayım. Evet o zaman. Dün konuşmuştuk Ekuban'ı. Uğur Beyciğim. Hı hı. Ama ne için konuşmuştuk? Hangi takım için konuşmuştuk? Beşiktaş. Beşiktaş için adı geçiyordu. Bugün daha farklı bir haber okuyacağız. Tolga devam ediyorum şeyle. Tamam. Konyaspor'dan Ekuban bombası. Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayıp büyük başarıya imza atan İttifak Holding Konyaspor'un Cenova forması giyen Ekuban'a kanca attığı ileri sürüldü. Adı Beşiktaş'ta da anılan yıldız oyuncu için şartlar zorlanıyor. 2024'e kadar kontratı var Cenova ile. Ekuban'ın eğer bon servisiyle alınamazsa kiralık formülü devreye girebilir demiş. Konya Spor için. Yeşil beyazı. Eğer detaylarda pürüz çıkmazsa Ekuba'nın yeşil beyazlı formaya yakın olduğu iddia edildi diyor Fanatik Gazetesi. Şimdi Konya Spor Lig'in ikincisi attığı gol sayısı da 32. O kategoride de ikinci. Evet. Yani ofansif olarak da güçlü performans ortaya koymuş ama öne çıkan bir santrifor performansı yok. Mesela işte Trabzon'da Cornelius, Başakşehir'de Okaka gibi Hatay'da sola açık oynaması hemen yani El Kabi, Adana Demir'de Balotelli gibi, Karagümrük'te Pesic gibi, Kayseri'de Tiam gibi öne çıkan bir santrfor performansı yok. En çok gol atan oyuncusu beş gol. Diğer santrfor Ahmet Aslan'da 3 golü var. Konya'da santrfor eşine girmiş belli ki. Yani bu oyununu, bu ofansif oyununu, bu pozisyon üretme becerisini daha yüksek yüzdeyle skora çevirecek santrfor eşine girmiş. Dün Gomis de yazılıyordu Konya için. Dün ben onu da görmüştüm. Bugün de Kuban yazılmış. Ya ikisi de katkı sağlar. Neste katkı sağlar çünkü Gomis yani yaşıyla kavga eden bir sporcu. 36-37 yaşına geldi. Hala oynadığı her yerin tozunu atıyor. Hala iki haneli skor yapıyor. Hala her turnuvanın gol kralını oynuyor. İki oyuncu da bahsedilen adı geçen iki oyuncu da kutu golcüsü değil. Çok yönlü da oyuncu. katkı sağlıyor. Konya'nın oyununu Kesinlikle. hangi takıma giderse gitsin oyununa da katkı sağlayacak isimler. Doğru. Hatta Ekuban'ı sağa çıktı kullanabilirsin. Sola açıkta. Santrif arkası arkasında kullanabilirsin. Ekuban'ı öyle bir versatil. Evet çok yönlü durumu da var. Kime gelirse gelsin yine bir kez daha altın çizimi Gomez de Ekuban'da katkı sağlar. Doğru hedefler. Doğru hedefler. Şimdi bir sonraki başlığımız nereden geliyor? Milliyet gazetesinden geliyor. Değerli izleyenler testler negatif fakat tedbiren evde kaldılar. Beşiktaş'ta Necip, Can, Güven, Salih ve Serdar'ın Covid-19 testleri negatif çıktı. Ancak bu oyuncular üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmeleri ve testlerinin maç öncesi pozitife dönme ihtimaliyle Katar'a götürülmedi. Teknik sorumlu Önder Karabeli yaşanan sıkıntı nedeniyle altyapıdan Göktuğ Baytekin, Emirhan İlkan, Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaşı <laughs> özürlerim kadrosuna dahil etti. Sevgili dostlar, az önce ee, ee, Antalya Spor'dan da, Fraport'ta Antalya Spor'dan da, Spor'dan da son dakika gelişmesi geldi galiba ekrana. Üç tane futbolcu değil mi? İsimleri var mıydı bizde? Onu da bir yazabilirseniz. Ha öyle mi isimler paylaşılmıyor peki. Ama üç tane futbolcuyu götürmüyor Antalya Spor'da Katar öyle mi? Son bilgi elimizde bu. Süper Lig'in ilk yarısını İttifak Holding Konya Spor deplasmanında noktalayan Kartal, 3 günlük iznin ardından Fraport Tav Antalya Sporlu oynayacağı Türksel e, Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı. Demiş gazete taktik hazırlık yaptı. Önder Karabeli'nin çalışmada sahaya sürmeyi düşündüğü 11'i denediği kaydedildi. Beşiktaş'ın Süper Kupa maçına Ersin Rozie, Vida Montero, Rıdvan, Pjanic, Kenan, Mehmet Topal, Joseflerin ve Batshuayi'den oluşan kadroyla çıkması bekleniyor. Benim beklentim az önce saydığımız genç kardeşlerimiz var ya. Altyapıdan Göktuğ evet. Baytekin, Emirhan İlkan, Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaşı kadro dahil etti. Bu genç kardeşlerimizin de forma giymeleri. Benim asıl heyecan ya da diğer Antalya için de aynı şey geçerli. Eğer varsa orada da oynatmayı düşünülen genç kardeşimiz kardeşlerimiz. Onları görmek böyle Keşke. bir maçta beni asıl heyecanlandıran şey. Bu bahsettiğimiz e, genç oyuncu nasıl denir ona? Fetişizmi değil. Değil. Diyorsun. Değil. Hiç alakası yok. Söylediğimiz şey en baştan beri ara, bul, işle, değerlendir, ederine sat. Model bu. Yapılması gereken bu. Ve denemezsen, göstermezsen de kimse bilmeyecek. Sen de verim alamayacaksın. Herkes yaparken biz niye yapamayalım? Biz de yaparız. Belki bir buradaki şerh düşebileceğimiz detay Önder Karaveli onları iyi tanıyordur. Yakın tanıyordur. O 19 takımındaydı ya. Bunlar da zaten yaşları küçük. Önder Hoca o Serdar oyuncular. için ne dedi? Serdar Sağcı için. E, muhabir arkadaşımız Gürler sordu. Serdar Sağcı için ne diyorsunuz?" diye. "Ben gayet iyi biliyorum, güveniyorum, ediyorum vesaire ama en doğru zamanda oynamasını, en doğru zamanda en hazırlıklı şekilde oynamasını planlıyoruz, ayarlıyoruz." dedi. O yüzden hani Karaveli'nin kararı burada daha inandırıcı. Çünkü onlarla çalıştığı ben için. O, ben onu için. doğru bulmadığım için, bu yaklaşımı doğru bulmadığım için söyledim. Öyle mi? Serdar Saatçı Şampiyonlar Ligi'nde sorumluluk almadı mı? halandı gayet de iyi oynadı yani. Kötü değildi. Ayağı titremedi. Ya hepimiz hata yapıyoruz. Herkes hata yapıyor. Stoper de hata yapıyor. Orta saha oyuncusu da, kaleci de, santraforu da herkes hata yapıyor. Bu bu, bu çocuklar bir oynuyor oynuyor. Şu anki stoper rotasyonu sanki oynayabilir gibi görünüyor evet. Wellington'la muhtemelen devam edilmeyecek. E, Vida'yla da bir kontrat sorunu söz konusu. Eğer başka bir problemi yoksa Serdar ve Montero'ya daha fazla sanki dakika verilebilir bu devre. Bu maçtan bahsetmiyoruz. E, Serdar için genelden bahsediyoruz. Genel olarak evet. Şimdi yeni sezon Süper planlamasından bahsediyoruz. Evet. Yeni sezonda Wellington ana plan oyuncusu olmayacaksa, Vida kontratı bitiyorsa devam edilmeyecekse değil mi? Onunla ilgili de söylentiler var. Soper'in birisinin Serdar olma ihtimali? E, elde Serdar Montero evet. var. İşte Necip Mehmet Topal oraya devşirebiliyorsa ama devşirme. Elde orijinal stoper Serdar Montero var acaba gelecek planların bu çocuklar üzerine olacaksa daha erken mi forma versen diye isteriz. Ama akla geliyor. Katılıyor. Bu e, üst solunum enfeksiyonu geçiren çocuklara geçmiş olsun hepsi demekle birlikte hepsinin yerli olması biraz önlem konusunda acaba hassas davranmadılar mı? Dikkatli olsunlar. Bütün dünya bununla uğraşıyor. Bütün dünya bununla uğraşıyor. Mesleğe kadar ulaştı virüs. Evet. Daha dikkatli olsun. Ama hakikaten hepimiz Genç dikkatli Genç hepsinin yerli olması tesadüf mü yoksa hani hep beraber önlem konusunda biraz zayıf mı kaldılar diye bir şüphe uyandırdı bende. Yanılıyorsam da özür dilerim. Gezal'ı söylemedik mi dostlar? Gezal'ı tedbir amaçlı oynatılmayacakmış. Götürülmüş. Okumadık mı onu? Katar'a götürülmüş. Peki. O zaman Foto Maç gazetesine geçiyoruz. Enes Ünal Rüzgar'ı. Hetafe'nin Real Madrid'i yendiği maçta galibiyet golünü atan milli futbolcu takımının toplam gollerinin yarısını kaydetti. Enes La Liga'da en yüksek gol sayısını tekrarladı. Kariyer sezonu mu diyelim? E, olmaya aday mı diyelim? Ne dersiniz? E şimdiden 6 gole ulaştığına göre daha sezonun ortasında yani şüphesiz ki kariyer sezonu geliyor. Öyle görünüyor. Hetafe'de çok çok kolay gol atabilen bir takım değil. Ee, şu anda ligdeki pozisyonları 16'cılık. Attıkları gol sayısı 13 ve ligin en az gol atan takımı. Hetafe. 13 golün altısını Enes'in atması. Gol beklentisine bakıyorum. Gol beklentisi verisi var elimizde. 14.2 Gol beklentisinde de ligin dibinde. Sadece 14 gol beklentisi yapmış. Yani pozisyon da üretemiyor. 13 gol atmış ve Enes'in böyle bir takımda 6 gol atması hani başka 6'dan daha değerli. Kariyer rekoru mu acaba e, özür dilerim kariyer sezonu mu acaba demiştik ama şimdi yönetmenimiz Hasan uyarıyor. Twente'de 19 golü var. Ha, İspanya Ligi açısından galiba İspanya'da en fazla 6 onu galiba egal etmiş. Onu sadece şey için La Liga için evet. Tamam La Liga için. Etafede bunu başarıyor olması önemli. Etafe çünkü çok ciddi bir savunma takımı. Böyle bir kültürü var. Ama çıkışa geçtiler. İki maç üstte kazandılar. Önce olsa Sunay'ı sonra Real Madrid'i 1-0 yendiler. Takımın en çok gol atan oyuncusu Nazar Değmez. Şimdi ne kadar vaktimiz kaldı? Şu Lukaku mevzuna girelim mi? İki dakika toparlayabilir miyiz? Olur. Uğur Bey yoksa yarını mı bırakalım? Nasıl tercih ederseniz. O zaman bence konuşalım çıksın arada. Çünkü ben ne tarafta olduğumu söylemek istiyorum size. <laughs> Öncelikle Guardian diyor ki Romelu Lukaku Chelsea'ye geri dönüyor. Yani takıma geri dönüyor. Şeyle konuşmasının ardından. Thomas Tuchel'le konuşmasının ardından <laughs> demiş. Ee, şöyle Lukaku bir röportajda Chelsea'de mutlu olmadığını, Stamford Bridge'de mutlu olmadığını, rahat etmediğini ifade ediyor ve bu da kadro dışı kalmasına seviyet veriyor. Hocasıyla görüşmüş duhalle ve şimdi haber bunu duyuruyor ki şey geri dönüyor Lukaku. Geri dönüyor Tottenham maçında Karabao, Karabao Cup. Evet. Ee, Karabağ Kap'ta Tottenham'da oynayacakları maçta tekrar sahada olması bekleniyor demiş gazete. Bununla alakalı iki tane değil mi değerlendirme var elimizde? Doğru. Dikanyo'dan. Onları da getirelim lütfen ekrana. Diyor ki Sky İtalya'daki değerlendirmesinde. Bu şey, Lukaku'nun verdiği ilk röportaj. Onun aslında e, zayıf bir oyuncu evet. olduğunu gösterir diyor. Küstah bir oyuncu olduğunu gösterir diyor. Devamı var bunun. Bir, bir sayfa daha devamı gelsin. Kendi seviyesinin farkında olmayan küstah bir oyuncu, hazır olmayan bir oyuncu olduğunu gösterir diyor Lukaku için. Onun yokluğunda Chelsea çok daha iyi oynuyor. Lukaku çok kırılgan bir oyuncu. Burada fragile derken Evet, kırılgan. Mental olarak mı yoksa mental olarak. onu kastediyor, değil mental mi? Mental olarak, fiziksel olarak değil. Bir oyuncu demiş. Bir de karşıt görüş var. Bir de karşıt görüş var. Craig Burley Thomas Tuchel'in Lukaku'yu kadro dışı bırakmasıyla alakalı olarak diyor ki bir Thomas Tuchel bir konuya şey yapmaya çalıştı. Ben senden oyuncusuna Lukaku'ya senden büyüğüm mesajı verdi ama madem bunu yapıyorsun o zaman oyunu kazanman gerekiyordu demiş 2-2 biten Liverpool, e, maçı Liverpool maçı. maçının ardından. Sürenin büyüğünü ben yedim buyurun. Bir ufak detay Lukaku bu röportajı 3 hafta önce vermiş aslında İtalya'da. Neyse tutmuşlar ve şimdi yayınlamışlar. Bir de İtalya'da. İtalya'da. Bir de İtalya'da böyle bir röportaj vermesini sebebi. Bu da benim kişisel yorumum. Inter çok nefret etti ondan gitti Inter taraftarı. Sanki tekrar onların kalplerini kazanmaya çalışmış. Yani hmm. bir de Lukaku ile konuşup bence meseleyi öyle ele alsalar daha doğru olacak. Ben biraz daha Di Dikanyo tarafındayım Di Dikanyo evet çok acımasız davranmış. Bu, ama acımasız, acımasızlık anlamında değil, oyuncu ile ilgili düşünce anlamında. Yani bir izleyici olarak Chelsea'nin ihtiyacı olmadığını öyle mi düşünüyorum? Bence büyük sporcu ama Tabi Tuhel çok güzel ifade etti. Şu anda böyle bir gürültüye ihtiyacımız yok dedi. O kırılganlığı da aslında e, kibar bir şekilde ifade etmiş yani. Alıngan mı demek istedi acaba? Yok hani mücadele edemiyor. Zaman zaman formayı paylaşıyor. İstediği kadar dakika alamıyor. Evet. Hemen kırılgan. Hemen vazgeçiyor demek istemiş. Ben biraz daha dikanyo tarafındayım. Öyle söyleyeyim. Yüzeyine girmeden konuşuyoruz. Aslında onları da çeksek belki... <laughs> Başka şeylerde çıkacak. E, program işin içindeki çıkacak. Süremizin sonuna gelmişiz Uğur Bey. Çok teşekkürler. Teşekkür Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim. <laughs>